Merhaba arkadaşlar, ben Jojo. İsteklerinizi sırayla çizmeye devam ediyorum. Sırada flamingo çizimi var. Hani şu pembe renkli, harika tüyleri olan, uzun boyunlu, uzun bacaklı, tek ayak üzerinde duran zarif kuş. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Kağıdımın tam ortasına bir ovalin üst yarısını çizerek başlıyorum. Daha sonra biraz boşluk bırakıp yine aynı boyutta bir ovalin bu defa alt yarısını çiziyorum. Böylece ovalin dış çizgisinin sağında ve sol tarafında boşluklar elde etmiş oluyoruz. Bu flamingomuzun gövdesi olacak. Şimdi bu çizdiğimiz oval boyutunda bir boşluk hayal edin. Ve çapraz olarak birazcık sağ üst köşeye bir tane daire çizin. Ama dairenin de sağında ve solunda küçük boşluklar olsun. Sonra da yukarıya çizdiğimiz şeklin alt ucundan büyük ovalin sağ alt noktasının arasına S harfi gibi kıvrımlı bir çizgi çizelim. Tabii ki diğer uca da aynı kıvrımlı çizgiyi tekrar çiziyorum. Bu flamingomuzun boyunu olacak. Evet, bu noktaya kadar geldiyseniz bundan sonrasında rahatlıkla çizebilirsiniz. Şimdi kapalı şekilde gövdesinin üzerinde duran kanatlarını çizelim. Bunu büyük ovalin içine çapraz duracak şekilde çizeceğimiz zikzak sayesinde yapabiliriz. Bir zikzakta sol taraftaki açıklığı kapatmak için yapacağım. Bunun da flamingonun tüylü kuyruğu olmasını istiyorum. Uzun çizgili bir zikzak yaparsanız daha güzel olur. Minik bir daireyi kafasının üzerine ekleyerek flamingomuzun gözlerini de yaptıktan sonra sıra Gaga'ya geldi. Önce eğimli bir çizgiyle şuradaki açıklığı kapatalım. Sonra da ucu aşağı doğru eğik bir oval çizerek Gaga'yı oluşturalım. Flamingoları leyleklerden ayıran özelliklerden biri bu Gaga'sı. Ve tabii ki renkleri. Yoksa flamingolar ve leylekler birbirine çok benziyor. Öyle değil mi? Gaga'nın uç bölümündeki siyah alanı, alt ve üst Gaga'yı ayıran çizgiyi ve üst bölümdeki minik burun deliğini de unutmayalım. Sıra geldi bacaklara. Ama önce gövdeden aşağıya doğru sarkan tüyleri çizerim. Aşağı doğru eğimli bir çizgi, minik zikzaklar ve yukarı doğru bir eğimli çizgi daha. Şimdi bacağı ekleyeceğim. Bunu önce üstü ve altı olmayan bir daire çizerek yapıyorum. Arasında boşluk olan iki yayda diyebiliriz. Daha sonra gövdeden sarkan tüylerle bu yayları çizgilerle bağlıyoruz. Altta kalan iki uçtan da yine aşağıya doğru iki paralel çizgi oluşturuyorum. Ve ardından da üç parmaklı perdeli bir ayak çiziyorum. İşte böyle. Flamingolar genellikle tek ayak üzerinde dururlar. Ve diğerini havaya kaldırırlar. Gelin şimdi diğer ayağını da çizelim. Önce gövdeden bacağa doğru inen tüyleri, sonra buradan çıkan iki eğimli çizgiyi yapalım. Bu çizgilerin ucuna bir bölümü açık, minik bir daire gibi görünen bir şekil çizelim. Diğer bacağın eklem noktası burası. Yani diz gibi düşünün ama sizin diziniz gibi değil de ters çalışıyor. Yani öne doğru kırılıyor. Ne kadar ilginç. Bunu da sağa doğru düz bir çizgi çizip aşağı doğru sarkan perdeli ayağını ekleyerek yapalım. Sonra da düz bir çizgiyle bacağını tamamlayalım. İşte çizim kısmı bu kadar. Ama siyah kalemim elimdeyken şu Gaga'sının ön bölümündeki siyah bölümü boyamak istiyorum. Ondan sonra da boyamaya geçelim, ne dersiniz? Şurada arkadaşımın gönderdiği bir açık pembe kalemim vardı. Bu flamingoyu bununla boyamak istiyorum. Bir yandan da size neden tek ayaklarını kaldırdıkları hakkında yaptığım araştırmayı anlatayım. Aslında flamingoların neden tek ayak üzerinde durdukları konusunda farklı görüşler varmış. Bu görüşlerden biri, flamingolar tek ayak üzerinde durduğunda bacak kasları daha az yoruluyormuş. Dolayısıyla daha az yorulan flamingoların tehlikeli durumlardan daha hızlı kurtulma şansları oluyormuş. Bir diğer görüş de tek ayak üzerinde durmak flamingoların vücut sıcaklığını dengelemesinde çok etkiliymiş. Sebebi ne olursa olsun bu duruş bence flamingolara çok yakışıyor. Şimdi bitmiş de olsa turuncu kalemimi biraz zorlamak istiyorum. Çünkü bu flamingoların tüylerinde bence birazcık turunculuk var. Ayrıca kalemimin bitmiş olması ve az boyamasını gölgelendirme yaparken birazcık avantaja dönüştürüyorum. Sonra da biraz bastırarak Gaga'sını boyuyorum. İşte böyle. Ardından da kırmızı kalemimle önce bacaklarına sonra da tüylerinin arasına birazcık kırmızılık ekliyorum. Bu boyamayı yaparken hep aynı yönde kalem hareketi yapmanız tüy gibi görünmesine yardımcı olacaktır. İşte bu kadar. Son olarak flamingolar bu şekilde suda durdukları için mavi kalemimi alıyorum ve dalgalı çizgilerle biraz su ekliyorum. Sonra da her zamanki gibi bulutlardan yaparım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Siz de videomu sevdiyseniz beğene basın ve diğer arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Ve hala abone olmadıysanız abone olun ve bildirim zilini açın ki video yüklediğimde haberi hemen size gelsin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın.